Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Hatay'ın Antakya bölgesinden sesleniyoruz ve bu bölgede, Antakya bölgesinde uzman diyetisyen Berfu Zan'la birlikteyiz. Şimdi Berfu Hanım'dan merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri hep birlikte alacağız. Merhabalar Berfu Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de sizlerin güler yüzünüzü gördük, daha iyi olduk diyelim. İlk olarak sizi tanıyalım. Diyetisyenliğe nasıl başladınız? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Hatay'da doğduğum için hep mutfağın içindeydim. Ama beslenmek benim için çok ayrı bir yerdeydi ve bundan dolayı da sağlıklı beslenmeye yöneldim. 2016 yılında üniversiteye geçişimle beraber zaten hep sağlıklı beslenme konusunda araştırmalar ve makaleler tarıyordum. Bu süreçte bittikten sonra uzmanlık konusu benim aklıma yattı ve hala da devam etmekteyim. Bölümüme birinci olarak girdim ve şeref öğrencisi olarak mezun oldum. Daha sonrasında da yine zaten üniversitede kalıp uzmanlığıma devam etmek hedefindeydim. Dolayısıyla uzun zamandır beslenmenin içindeyim diyebilirim. Zaten Hatay'da doğduğunuz için bu güzel yemeklerin içerisindeydiniz her zaman ve dediniz ki ben sağlıklı beslenmek zorundayım. Bu kadar güzel yemeğin yanında tabii ki de kilomuzu da korumak zorundayız. Bu yüzden sağlıklı beslenmeye yöneldiniz. Üniversitede güzel bir şekilde girdim. Mezun olduktan sonra dediniz ki ben bu alanda çalışmalarımı sürdüreceğim. Peki bugüne kadar hangi çalışmaları yaptın? 2016 yılından beri hiç durmadım. Biraz İstanbul'da, biraz Ankara'da, Adana'da sürekli bir yerlerde hem staj yaptım hem çalıştım. Bu süreçte beslenmede de çok fazla araştırmaları taradım ve dolayısıyla gıda takviyeleri üzerine biraz daha yönelerek probiyotik ve prebiyotikler üzerine sağlık üzerine etkilerinde tez yazdım. Tezinizi probiyotik ve prebiyotiklerin üzerine yaptınız. Bundan bahsediyoruz ama izleyicilerimizin de biraz daha aklında oluşabilmesi için, bizlerin de biraz daha rahat bir şekilde anlayabilmesi için bu konuyu bizim için biraz açabilir misiniz? Aslında probiyotik ve prebiyotikler pandemi döneminde çok büyük bir alan kazandı. Tabii burada vitamin manya olarak adlandırdığımız o bilinçsiz gıda takviyelerinden bahsetmiyorum. Çünkü insanlar bu süreçte diyare için ayrı, kabızlık için ayrı olacak olan probiyotikleri hepsini birbirine geçirip kullandılar maalesef ve bunun konusunda da bir diyetisyenden aslında destek almaları onlar için de çok faydalı olacaktır. Ben tezini bunun üzerine yazan bir diyetisyen olarak bu konuda yönlendirmelere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Onlara ben her şekilde zaten danışanlarıma da destek olmaktayım. Fakat yine zaten sosyal medya mecralarında da bunlarla ilgili sürekli olarak bilgi paylaşımı yapmaktayım. Probiyotik ve prebiyotik aslında herkesin 4 yaşından da başlayarak hatta aslında anne karnından biz bağırsak floramızı oluşturuyoruz. Ve ölene kadar da bu bağırsak florası çeşitli değişimler yaşayarak bizimle beraber gelişiyor. Ve bu süreçte aslında doğumdan itibaren anne karnından çıkarken aldığımız o bakterileri ömür boyunca hem sindirimde hem emilimde hem de beslenme tercihlerinde bile etkili olmak üzere kullanıyoruz bu bakterileri. Probiyotik dediklerimiz hep sağlıklı bakterilerdir ve bağırsakta olmasını istediğimiz sağlıklı bakterilerdir. Dolayısıyla prebiyotikler de bunların besinleridir. Ve biz bunları her şekilde beslenmemize dahil etmeliyiz. Probiyotikleri gerek tablet gerek ayrı tercih suçları tercih ederek kullanabiliriz. Prebiyotikleri de besin olarak alabiliriz. Bunların hepsi bağırsak florasının gelişiminde bizim için faydalı faktörlerdir. Bu gıda takviyelerini kimler kullanmalı? Bu gıda takviyelerini aslında doğumdan itibaren yaşlılık sürecinde de herkes kullanmalı. Probiyotiklerin özellikle özelleşmiş suçları vardır ve bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor herkesin. Çünkü her suç her hastalığa veya her tedavi yöntemine uygun değil. Her biri için özelleşmiş ayrı suçlar, ayrı probiyotik türleri vardır. Bu konuda tercihler için bana da ulaşabilirler. İnternet üzerinden gördükleri bilgilere güvenmesinler danışanlarımız. Özellikle pandemi döneminde de önemi arttı probiyotiklerin. Fakat bunun yanında zaten batı tipi beslenme sebebiyle, yani biz aslında Akdeniz ülkesi olmamıza rağmen maalesef batı tipi beslenme bizim ülkemize hakim. Bundan dolayı da bağırsak florasının bozulduğunu söyleyebiliriz. Bu tip beslenmede aslında daha çok zeytinyağı ağırlıklı, et tüketiminin daha az olduğu, omega 3 yağ asitlerinden zengin bu tarz Akdeniz tipi beslenerek bağırsak floramızı aslında iyi yönde etkileyebiliriz. Fakat yine de probiyotik bakterilerin kullanımına ihtiyacımız vardır. Normal şartlarda da tabii ki bu gıda takviyelerine ihtiyacımız var ama özellikle pandemi döneminde bizler biraz daha sağlığımızı korumak için, vücudumuzun direncini arttırmak için daha fazla bu gıda takviyelerine yönelmeliyiz. Sizler de zaten bu konuda uzman olduğunuz için hem burada sizin bilgilerinize ihtiyaç duyuyoruz hem de izleyicilerimiz de program sonrasında sizinle iletişime geçip güzel bilgilerinizi sizlerden alabilirler. Peki bir diyetisyen olarak burada hangi hizmetleri sunuyorsunuz? Aslında diyetisyen deyince herkesin aklına direkt kilo verdiren kişi geliyor ama aslında biz bunun dışında çok daha
ötesinde çalışmalara imza atıyoruz. Kilo almak isteyen danışanlarımız oluyor, bu konuda yardımcı oluyoruz. Yeni doğan bebeklerin beslenmesine problem yaşanıyor, o konuda da yardımcı oluyoruz. Emziren anneler, gebelik sürecindeki anne adayları, bunun dışında çocuklar, ergenlik çağındaki önemli bazı besin bileşenlerinin alınması konusunda yine yardımcı oluyoruz. Kronik hastalıklarda veya bariyatrik cerrahi ameliyatları öncesinde vermesi gereken kilosu olan danışanlarımıza yine yardımcı oluyoruz. Herhangi bir kolesterol yüksekliği veya şeker hastalığı değil sadece işimiz. Tabii ki bunlarla da ilgileniyoruz. Ama yalnızca bununla sınırlı değil. Yaşlı beslenmesine kadar bütün 65 yaş üstü olmak üzere veya 4 yaş altı olmak üzere bütün bu aralık bizim için aslında beslenme kategorisine dahil edilmesi gereken gruplar. Evet, hepimizin algısında diyetisyen dendiğinde otomatik olarak kilo verdiren kişi olarak canlanıyorsunuz ama sizin de dediğiniz gibi diyetisyenlik aslında bunların çok daha ötesinde bir meslek ve sizin aslında tüm gruplara, yaşayan herkese hitap edebildiğinizi bizler birazcık göz ardı edebiliyoruz. Yaşayan, var olan, herkesin beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Herhangi bir rahatsızlığı olan kişilerin dışında normal günlük hayatımızdaki beslenmemizi şekillendirebilmemiz ve bu beslenme şeklimizi koruyabilmemiz için de bir diyetisyene ihtiyacımız var baktığımızda ve siz herkese zaten güzel bir şekilde hitap edebiliyorsunuz. Bu bölgede güzel bir faaliyette bulunuyorsunuz Hatay bölgesi. Ama sizlerden diğer bölgelerdeki izleyicilerimiz de hizmet alabilirler mi? Özellikle pandemi döneminde zaten her şeyin online olduğu bir dönem bu dönem biliyoruz. Ama bunun dışında herhangi bir ülkeden bir danışanıma kolaylıkla ulaşabiliyorum. Kolaylıkla yardımcı olabiliyorum. Bu süreçte motivasyon açısından hiçbir problem yaşamıyoruz. Çünkü zaten yan komşumuzla bile görüntülü konuşabildiğimiz bir dönemde onlarla çok rahat bir şekilde sosyal medya üzerinden iletişim kurabiliyoruz. Bu sayede birbirimize sürekli olarak destek sağlayabiliyoruz. Bana sürekli hocam ben kaçamak yaptım veya hocam liste dışına çıktım diye 7/24 ulaşabiliyorlar. Bu sayede de onlara 7/24 motivasyon kaynağı olabiliyorum. Yani sonuç olarak sağlıklı beslenmek aslında uzun bir süreç, uzun bir yolculuk ve biz bu yolculuğa danışanımla beraber çıkıyoruz. Yani dediğimiz gibi bu uzun bir yolculuk ve sağlıklı bir yolculuk. Ben Hataylı bir diyetisyen olarak zaten kaçamakları her zaman çok rahat kabul edebilen bir diyetisyenim. Çünkü yaşadığımız topraklardan dolayı, hatta genel olarak Türkiye'de yaşadığımız alandan dolayı sürekli olarak lezzetli şeylerin içindeyiz. Ve kaçamak yok bizim diyetlerimizde. Benim her danışanım istediğini yer. Fakat ertesi günü dengelemeyi öğrettiğimiz takdirde hiçbir problem yaşamadan kaldıkları yerden diyetlerine devam ederler. Beslenme bireye özgüdür ve herkesin kendine özgü ayrı bir beslenme tipi, beslenme tarzı vardır. Bundan dolayı aslında bana gelen birçok danışanım beslenme öyküsünde hocam ben komşumun diyetini kullandım veya benim kardeşime bir diyet yazılmış tarzında gelip çok fazla bu tarz yanlış beslenme tiplerine başvuran danışanlarım oluyor. Ama biz onlarla hep doğru yolu buluyoruz ve beslenmenin kişiye özgü olduğunu ben onlara çok güzel bir şekilde anlatıyorum. Ve bundan dolayı da herkes kendi beslenmesini yaratıp kendi yoluna devam edebiliyor. Bizlerin aslında en çok kaçırdığı şeylerin başında, evet ben bir kaçamak yaptım ve diyetim bozuldu. Artık geçti, ben artık diyet yapamam ya da uzunca bir süre kaçamağımıza devam edip o beslenme şekliyle kaçamaklara devam ettikten sonra diyoruz ki bir ay geçtikten sonra pazartesi günü tekrardan diyete başlayacağım. Ama aslında böyle bir şey yok. Kaçamak yapabiliriz. Hepimizin hayatında tatlıyı daha fazla istediğimiz dönemler oluyor ya da hamur işi yemek istediğimiz dönemler oluyor. Sizin de dediğiniz gibi bulunduğumuz topraklar zaten buna çok fazla müsait olduğu için arada kaçamak zaten yapacağız. Önemli olan bunu dengelemek. Bunun yanında diyetin ya da sağlıklı beslenmenin kişiye özgü bir kavram olduğunu biraz daha insanların da aslında bilinçlenmesi gerekiyor bu konuda ve siz de zaten bunu aktarmak için burada bulunuyorsunuz. Diyet ya da sağlıklı beslenmek kişiye özgüdür. Ben arkadaşımın diyetini tabii ki de kullanamam çünkü ona iyi gelen bir besin benim vücuduma iyi gelmeyebilir. Bu yüzden herkesin teker teker kendisi birey olarak bir diyetisyenle görüşmesini buradan da tavsiye edelim. Peki biliyorsunuz ki Türkiye'de birçok diyetisyen var. Sizleri izleyicilerimiz neden tercih etsinler? Sizin farkınız nedir? Aslında evet her diyetisyenin özelleştiği bir alan vardır. Yoksa bile olmalı. Ben kesinlikle öyle düşünüyorum. Benim daha çok üzerine çalıştığım alan bağırsak florası. Ben kesinlikle bağırsaklarımızın ikinci beyin olma düşüncesinden yola çıkarak bu konuda çok fazla makale tarıyorum. Hala tarıyorum. Hep taradım. Ama şöyle söyleyebilirim. Bağırsak sürekli değişen bir yapıya sahip. Sürekli gelişen, araştırmaya çok açık bir alana sahip. Yüzyıllardır araştırılıyor ama hala daha bilinmeyen veya yanlış bilinen birçok doğru var. Bundan dolayı ben özellikle
özellikle bağırsak florasının değiştirilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda danışanlarıma birebir hizmet sağlıyorum. Çünkü bu anlamda gerçekten bağırsak florası bozuk olduğu zaman hem beslenme tercihleri yanlış oluyor, hem davranışları yanlış oluyor, hem de beslenme tutumları yanlış oluyor. Biz beraber bunları düzeltiyoruz. Anlattığımız bu detaylardan sonra hepimiz artık biliyoruz ki bir diyetisyene ihtiyacımız var. Peki sizin bu hizmetiniz her kitleye, her bütçeye hitap edebiliyor mu? İsteyen, dileyen herkes sizden diyetisyenlik hizmeti alabilir mi? Tabii ki bebeklikten yaşlılığa kadar herkese hitap ediyoruz. Bütçe anlamında da ben bütün danışanlarıma, herkese yardımcı oluyorum bu konuda. Çünkü özellikle pandemi döneminde beslenmenin ne kadar önem kazandığını gördük ve pandemi döneminde gerçekten kilo almayan yoktu. Yani kilo alamayan danışanların bile kilo aldılar. Maalesef dediğim bazı durumlar da yaşandı ama ben her zaman bütçe anlamında da danışanlarıma destek oluyorum zaten. Sosyal medyanın ve online diyetin öneminden zaten birlikte bahsettik. İzleyicilerimizin sizlere daha rahat ulaşabilmeleri için bir sosyal medya hesabımız var diye düşünüyorum. Kullanıcı isminizi de paylaşalım. İzleyicilerimiz sizinle daha güzel bir şekilde iletişim kurabilsinler diye. Tüm sosyal mecralardan bana DYT Berfuzan adı altında ulaşabilirler. Bütün hesaplarım mevcut. Bunun dışında zaten hesaplarımdan detoks tarifler, sağlıklı tarifler, bunun dışında dengeleme programlarında tercih edilebilecek şeyler, onun haricinde bazı besinlerin içerikleri, merak edilen beslenmeyle alakalı sorular, bu tarz her şeyin cevabını orada bulabilirler. Dilerlerse bana zaten özelden de ulaşabilirler. Aynı zamanda kendisine motivasyon kaynağı arayanlar da sayfama girerek danışanlarımın geçtiği yolları ve ulaştıkları sonuçları çok rahat bir şekilde başarılarımızı oradan takip edip görebilirler. Sağlıklı beslenme ve diyete dair verdiğiniz değerli bilgiler ve keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani şu noktaya kadar aslında çok güzel konulardan bahsettik. Birçok probiyotik, prebiyotik, sağlıklı beslenme konuları, bağırsak florası çok güzel konulara değindik sizinle. Fakat bunun dışında özellikle geçtiğimiz bu pandemi süresinde insanların sağlıklı beslenme çabalarını biz hepimiz yakından gördük. Ve buna profesyonel bir destek de sağlanması gerektiğini düşünüyorum ben. Burada izleyicilerimize şunu da söylemek istiyorum. Kesinlikle bu dönemde profesyonel bir yardım alarak kendinizi beslenme konusunda ve sağlıklı tercihler konusunda geliştirebilirsiniz ve geliştirmelisiniz. Bu konuda her zaman danışanlarıma yakından destek olmaktayım. Dilerseniz sosyal medya hesaplarından da bana ulaşabilirsiniz. Motivasyon kaynağı arayan danışanlarıma da her şekilde bu anlamda yardımcı olmaktayım. Bunun dışında benim hayat mottom, Confucius'un da söylediği gibi, eğer işinizi severek yaparsanız hayatta bir gün bile çalışmak zorunda kalmazsınız. İnanın bana sağlıklı beslenmek ve sağlıklı tercihler yapmak o kadar da zor bir şey değil, düşündüğünüz gibi bir şey değil. Bu anlamda benden her türlü destek alabilirsiniz çünkü ben işimi çok severek yapıyorum. Umarım sizler de bizimle beraber başarılarımıza katılırsınız. Evet değerli izleyicilerimiz, sizler de sağlıklı beslenme ve diyet alanında uzman ve profesyonel bir kişiyle çalışmak istiyorum diyorsanız gönül rahatlığıyla Berfu Hanım'la iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.